Evet, piyasalardan herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Dolar, Japon yeni, sterlin dolar ve VTI petrol yorumuyla karşınızdayız. Şimdi dolar, Japon yenine baktığımızda aslında çok uzunca bir süredir bir düzeltme hareketi içinde olduğunu görüyoruz. Ve cuma günü yapılan ortalamaların üzerinde yapılan kapanış önemliydi. Bundan sonra biraz daha değer kazanımı söz konusu olur mu? Bunu izleyeceğimiz bir tablo karşımıza çıkıyor. Gerek haftalıklarda şurada baktığımızda çok önemli bir destek altında tutunduğunu, aylıklar tarafında da aslında önemli bir düzeltme, burada yataya girip belki de yukarı bir isteğin oluşabileceği bir süreç görebiliriz. Hemen günlüklere baktığımızda 110.867 kapanışı var. Şu an durum ortalamalara yakın. Cuma günü ters yüz olma hareketi var. Bu biraz daha ortalamalara yakın ama günlüklerde 111.400'lerin önemli direnç olduğunu bize gösteriyor. Bugün görülen 111.140, 110.750. Hemen tabloya şöyle bakalım. 111.100 görülmüş. Hemen hemen pivot bölge, daha doğrusu alıcılı bölge test edilmiş. 110 günlüklerde en düşük 750 görülmüş. Yani daha çok alıcılı tarafta seyreden bir hareket izlenimi söz konusu. Hemen günlüklerde 118.70 üzerinde olduğu için hareketin 111.140 görülmüş, pardon. Hemen şöyle dönüyorum. Doğru bir şey söylüyorum. Evet, yani 111 alıcılı tarafa doğru giden bir hareket izlenimi söz konusu. Burada özellikle çok önemli ortalamanın altında, üstünde olduğu için 4 saatlik grafiğe bakıyoruz. Evet, 4 saatlik grafik biraz da yukarı inme isteği, bir momentum oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ara direnç 111.200'ler, yani şu bölge, ama 118.70 üzerinde olduğu için yukarıyı denemek isteyen bir süreç söz konusu olabilir günlüklere baktığımızda. 30 dakikalık grafiklere baktığımızda çok önemli bir ortalamanın üzerinde hala hazırda seyrediyor olması olumlu. Şimdi önümüzdeki günlere yönelik, en azından daha önce görülen 111.400'lerin üzerinde, yani cuma günü görüp satışın geldiği bölgeye doğru bir istek söz konusu olabilir. Perşembe günkü o gelişme sonrası, daha doğrusu Amerikan dolarının gelişmesi sonrası oluşan süreç, ama sonrasında tekrar yukarı yönlü bir dolar karşısında hareketi görüyoruz. Hemen burada isterseniz gün içinde yorumlarımız tabii devam edecek burada. Hemen burada isterseniz şuradan bir sterlin dolar yorumuna geçelim. Sterlin dolarla çok önemli ortalamalarının etrafında diyelim. Kısa vadeli ortalamalarının altında ama orta uzun vadeli ortalamalarının da cuma günü hemen hemen kıyısında bir kapanış görüyoruz. Hemen 1.2775 kapanışını alıyorum sterlin dolarla. Arkadaşlar 1.2780 olarak alıyorum. 1.2780. 1.2780 olarak aldık. Aylıklarda tablo, hemen şöyle bakıyoruz. Aylık kapanış 1.28, 1.29 neredeyse. Tabloda zaten 1.2890. Şimdi en azından şu anki duruma baktığımızda çok önemli direnç bölgesi. Yukarıda 1.2790, 1.2740 aşağıda görmüş. 27.90 ve 27.40. Daha çok hafif satıcılı seyreden bir tablo görmüş. 1.2780'in hafif üzeri görülse de şu an için nerede? 1.2777. Şu an biraz daha burada sıkışıyor. Şu kırmızı hat çok önemli direnç. 1.2778 olarak karşımıza çıkıyor ama o da zaten 1.27 günlük kapanışın olduğu bölge. Burayı geçmesi sanki biraz zormuş izlenim var. Ortalamanın dönmüş olması önemli ama yine de şöyle 4 saatlik bir grafiğe bakalım. Diğer göstergeler bu anlamda çok da olumlu değil. Ortalamaların üzerinde sanki biraz daha sıkışacak izlenim var. Çok önemli ortalamalar olduğu için buranın geçilmesi zor gibi gözüküyor. Dolayısıyla aşağı inme momentum biraz daha altabilir gibi gözüküyor. Ortalamaların altında halihazırda devam ediyor. İstek sanki aşağı yönlü ilerleyen saatlerde daha olasılık anlamında baktığımızda yüksek gibi gözüküyor. Biz de tabii gün içinde bu bölgeden alış, bu bölgeden satış yapıyoruz gibi yorumlarımızı sizlerle paylaşacağız. Anında size mesajın düşmesini istiyorsanız zaten sayfamıza, yani Reçmen sayfamıza abone olmanız bu anlamda sizin için bir avantaj olacaktır. Hemen
buradan isterseniz şöyle tablomuza tekrar bir dönelim. Dediğimiz gibi bu bölge önemli direnç 1.27.80, 1.28 önemli direnç, hatta 27.80 çok önemli direnç. Üzerine çıksa da satışların gelebileceği noktayı izliyoruz. 1.27.40 eğer bugün kırılacak olursa tekrar aşağı yönlü bir sterlin dolar hareketi göreceğiz. Hatta tekrar şu görmüş olduğunuz, yani bundan bir hafta önce çok sert satışın geldi 1.26.30'lara doğru tekrar belki 1.26.60'lara doğru bir geri çekilmeden bahsedeceğiz. Şimdilik sterlin dolarla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Hemen isterseniz buradan bir VTI yorumu yapalım. Yani petrol yorumu yapmaya çalışalım. Petrolde bu bölgenin dip olma isteği biraz artmaya başladı. Ortalamalarının altında, ama cuma günü beklediğimiz o tepki gayet olumlu bir noktada geldi. Şimdi hemen şöyle 44.250 hemen kapanışı giriyoruz. 44.250 kapanışını girdik. 44.250 hemen pardon özür dilerim 44.700 çok özür dilerim. Hemen 44.700 kapanışını girdik. 44.700 kapanışını girdik. Aylıklarda en azından potansiyel hedefe ulaşıldığını görüyoruz. Çünkü 44.250 ortalamanın baskın, ne kadar baskın etkili olduğunu da görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün en azından 44.700, 44.460 görülen seviyeler, 44.460 yani hemen hemen pivot bölgeyle satıcılı bölge arasında seyretmiş. Zayıf, hala tepkiler cılız, gün içinde tepkileri yakalıyor olsak da destek bölgelerinden şu an için hemen 60 dakikalık grafikten aslında haftalık bir tabloya bakıyorum. Evet, haftalıklarda bariz bir sıkıntı etkisi var. 45-150 üzerine çıkmadığı müddetçe aylıklar tarafında da bu isteğin oluşmaya başladığını görüyoruz ki özellikle bu hafta 45-600 üzerine kapanış oluşmadığı takdirde bu hareket petrol fiyatlarını biraz daha aşağı çekeceğe benziyor. Bu anlamda zaten biz gün içi trade ettiğimiz için gün içi noktalarda paylaşıyoruz. Şu an için çok önemli bir bölgede. İsterseniz şöyle bir HDTR alalım bakalım. Pozitif negatif uyumsuzluk söz konusu mu? Şu an baktığımızda evet, bir pozitif bir uyumsuzluk söz konusu. Yani buranın şu an için bir dip olabileceğini, dolayısıyla daha çok alış satış yönünde hareketlerin olabileceğini bize gösteriyor ki alış satış noktalarını tabii biz size gün içinde tablomuzda nereden alış yapılır, nereden satış yapılır ya daha doğrusu nereden alıyoruz, nereden satıyoruz gibi yorumlarımızı zaten veriyoruz. En azından 15, 20, 30, 40 pips, 50 pipslik hareketleri yakaladığımızı zaten görüyorsunuz. Şu an için bu bölge önemli bir dip isteği var gibi. Bugün çok önemli diyoruz. 60 dakikalık grafiğe baktığımızda, çünkü bu bölgeden ya tepki gelecek ya da bir şekilde izliyor olacağız. Şimdi hemen bu bölgenin şu an şimdi dip olduğunu, şu ara bu bölgede bir dip çalışması olduğunu söyleyebiliriz. 44.500, 44.600 evet. Şu an için burada tutunmak isteyen bir yapı söz konusu. İlerleyen saatlerinde yorumlamamız devam edecek. Herkese bol kazançlar diliyorum. Sayfamıza abone olup beğenilerde bulunabilirsiniz. Abone olduğunuz takdirde zaten otomatikman sizlere mesaj gelecektir. Bu anlamda yorumlarımızı da anında yakalamış olacaksınız. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum.